Efendim 2008'de başladık. Başladığımızda dernek yönetim kurulundaki insanlar turnuvada görev alır. Ama bir yandan amaçları oynamak olduğu için organizasyonlarda aksamalar olurdu. İlerleyen aşamalarda nasıl oldu, niye oldu bilmiyorum ama Cenk, Caner Cenk Çorbacıoğlu turnuvalarda görev almaya başladı. Yani ne ben ona teklif ettim, ne o istedi. Otomatikman spontane biçimde gelişti. Cenk turnuvalarda görev almaya başladı. Öyle bir aşamaya geldi ki direktörlüğü benden aldı. Ben organizatör oldum. Yani turnuvanın birçok aşamasında turnuva salonunda olmaya bile gerek duymadım. Yine benzer şekilde Ali Çetin Belen'e çok iyi bir tavlacı. İlk turnuvamızın daha şampiyonu oldu. Her zaman iyiydi. Üstüne koyarak devam ediyor tavla oynama konusunda. O da Cenk'e benzer bir şekilde organizasyonlarda görev almaya başladı. Daha çok aslında bana asistanlık yaptı. Yurt dışı yazışmalarını yürüttü. Yurt dışından getirdiğimiz malzemeleri sağladı. Yine Türkiye'de mutfak diyoruz ona. Turnuvanın geri planında hazırlanması gereken ne kadar malzeme varsa hep Ali Belen'e onlara kafa yordu, onları hazırlattı. Turnuva esnasında da oynayıp elendiği zaman organizasyona yardıma geldi. Tabii genelde geç elendiği için o gelene kadar organizasyon biraz daha zorlandı. Yine benzer şekilde Niyazi, şirkette çalışan bir arkadaşımız, o da turnuvalarda görev almaya başladı. O da yan aktiviteler direktörü, hani senelerdir yan aktivite yapan, turnuvalarda görev alan bir kişi profesyonelliğiyle hareket etti. Kendi kendine oluşan profesyonel diyebileceğimiz bir ekibimiz oldu. Bu ekip tecrübe kazandıkça turnuvaları daha rahat icra eder hale geldik. Tabii ara sıra benim azarlarımı işittiler, ben onların morallerini bozdum. Ara sıra hata yaptılar ama aile olduk. Yani onların her biri benim çocuğum gibi, benim kardeşim gibi bir yere koydum. Onlar da beni bir abi yerine, bir baba yerine koydular. Birbirimize hiç darılmadık, hiç kırılmadık, küsmedik. İnşallah bu beraberliğimiz devam eder. Yine ekibin değişmez kişilerinden biri Metin Erikler. O da 93 senesinden itibaren yanımda çalışan birisi. O da kendi kendine spontane bir şekilde bu organizasyonlarda görev almaya başladı. Tavla imalatı ile ilgilendi, tavla satışı ile ilgilendi. Turnuvaların vazgeçilemez bir kişisi haline geldi. Bu isteme işi, yani bu gönülden bu organizasyonlarda görev almak istemiyorsa bir insan, istediğiniz kadar ücret verin. Bunun sana karşılığı da ödenmez. Başarıyı elde edemezsiniz. Bunlar severek yapıyorlar, isteyerek yapıyorlar. Yaptıkları işi çok güzel yapıyorlar. Bir an önce turnuva bitsin, evimize gidelim amacıyla değil, turnuvayı çok güzel bitirelim. Bir sonraki turnuvada bu yaptığımız hataları yapmayalım diye benden daha çok düşündüler. Daha çok öneri getirdiler. Bu da başarıyı getirdi. Onlar tecrübe kazandıkça ben daha rahat oynar hale geldim. Turnuva öncesi yaşadığım uykusuzluk, sinir, stres ortadan kalktı. Çok rahat bir şekilde turnuva salonuna geldim. Onların hepsinden daha geç gelip daha erken gitmeye başladım. Yani bir başarı varsa evet önler ben olabilirim ama onların isteği, arzusu, şevki bu başarıyı getirdi. We'll be right back.
Merhaba, adım Nuri Kaya. İstanbul'dan katılıyorum. İstavder'in kuruluşundan beri yer almaktayım bu dernekte. Keyifle katılıyorum bu tür turnuvalara. Özellikle Yıldönümü turnuvası bizim için çok önemli. Hem sayı açısından hem de misafirlerimiz bütün dünyadan insanların gelmesinden dolayı ayrı bir keyifle görev alıyoruz bu işten. Ve bu tabii aynı zamanda da Türkiye Grand Prix'sin ilk ayağı olduğu için de çok önemli. İnsanlar burada tabii dereceye girmek için, puan almak için birileriyle mücadele ediyorlar. Ama ondan öncesi bu arada insanları yeni insanlarla tanışıyoruz. Tanıdığımız insanları yeniden görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde tanıma imkanımız olmayan insanları burada görme ve tanıma imkanı oluyor. Türkiye'nin birçok yerinden artık dostlarımızla birlikte burada birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz. Tavlaya ilkokul yıllarında çok küçük yaşlarda başladım. Bir amatör bir spordu benim için, sadece eğlence aracıydı. Büyüklerimle oynayarak daha keyifli bir hale geldiğini ve zamanla gerçekten çok eğlenceli dakikalar geçirdiğimi fark ettim. Günden güne daha iyi bir oyun stilim olması için internette araştırmalar yapmaya başladım. Ve daha sonra Fuat Erdağ'ın başkanlığını yaptığı İstavder organizasyonunu buldum. Turnuvaları olduğunu öğrendim, ligleri olduğunu öğrendim, çok güzel organizasyonlara sahip olduğunu öğrendim ve birden iştirak etmek istedim. İlk turnuvam yine İstanbul turnuvasıydı. Tabii bu kadar büyük çaplı bir turnuva değildi. O turnuvaya geldim, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar edindim ve tavlayı hiç bilmediğimi, yani bilmediğimden ziyade az bildiğimi öğrendim. Zaman içinde buradaki profesyonel oyuncularla oynayarak oyunumu geliştirdim ve aşağı yukarı bir 5-6 sene içinde de profesyonel olarak bu oyunu, bu hobiyi yapmaya başladım. Artık nerede turnuva var, hangi şehirde turnuva var sürekli takip ediyorum ve İstavder'in bütün organizasyonlarına elimden geldiğince, zamanım yettiğince iştirak etmeye çalışıyorum. Her turnuva bir heyecan, her turnuva bir farklı bir arkadaşlık, farklı dostluklar. Çok güzel insanlar var burada gerçekten, çok kaliteli insanlar var. Ve resmen artık turnuvalar bittikten sonra bir sonraki turnuva için gün sayar hale geldik. Geliyoruz, oynuyoruz, eğleniyoruz ve hani o şehrin iş hayatının yorucu, sıkıcı temposundan bir nebze kurtulup burada kafamızı dağıtıp güzel bir ortam, güzel dakikalar geçiriyoruz. Bunun için başta Fuat Erdağ tabii bunun başını çeken grubun Başkanı Fuat Erdağ'a teşekkürlerimi iletiyorum. Günden güne bu organizasyonlar daha büyüyerek ilerliyor. Daha çok insan katılıyor aramıza. Ve artık şu anda içinde bulunduğumuz turnuvada 420 tane oyuncu var. Ben son 15'e kaldım ve hani talihsiz bir şekilde elendim ama olsun. Maksat yarışmaktı, iştirak etmekti. Ve sürekli sayı artmakta, oyunlar daha eğlenceli hale gelmekte. Elimden geldiğince bu oyunlara, bu turnuvalara iştirak etmek için elimden geleni yapacağım. Artık bir tutku oldu bu benim için. Vazgeçilmez. Elimden geldiğince hepsine katılıyorum. Hello, my name is Tobias Helwag. I'm from Germany. Merhabalar, ben Almanya Berlin'den Tobias Helwag. 9. yıl dönümü turnuvasına katılmaktan dolayı ve burada İstanbul'da olduğumdan dolayı çok mutluyum. Organizasyon gerçekten çok güzel. Bu fırsatı yaşayabildiğim için hepinize çok teşekkür ediyorum. Thank you for having me here.
aile dostumuz, mimarımız Kutlukaya kendiliğinden bu organizasyonlarda görev almaya başladı. Hiçbir karşılık beklemeden elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Yeri geldi video çekti, yeri geldi fotoğrafçımız oldu, yeri geldi tavla taşıdı. Onu da Türk tavlasına, İstavdere katkıları pahayla biçilemez. Yine lojistik olarak turnuvamızda her türlü desteği sağlayan Hakan Biber gibi, Şeref gibi, Vedat gibi, Şafak gibi birçok arkadaşımız var. Onların da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstavder bir dolu tavla turnuvalarına başlamadan önce Türkiye'de tavla turnuvalarını ilk, bir dolu tavla turnuvalarını ilk Hamza Nar'ın sponsorluğunda, Hamza Nar'ın gayretleriyle İzmir'de Ahmet Nar'ın direktörlüğünde yapılıyordu. Benim Türkiye'de katıldığım ilk bir dolu tavla turnuvası Ahmet Nar'ın direktörlüğünde İzmir'de yapılmış turnuvaydı. Bu konuda direktörlük yapabilecek Türkiye'deki benim bildiğim iki tane, üç tane adam var. Ahmet hariç diğerleri zaten bizim kadromuzdaydı. Ahmet de sağ olsun artık Türkiye Tavla Birliği organizasyon timinin bir üyesi olmayı benim isteğimle kırmadı, kabul etti. O da turnuvalarımızda bizim ekibimizle birlikte hareket etmeyi kabul etti. Bu da bize büyük bir güç verdi. Ahmet'in olması Cenk'in daha rahat hareket etmesine sebep oldu. Benim için de yedeklendikleri için Ahmet ile Cenk'in bir arada çok daha rahat hareket edeceklerini bildiğim için daha rahat hareket etmeme sebep oldu. Kusursuz bir şekilde devam ediyoruz. Bu ekibe yeni katılacak arkadaşlarımız olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü istemeleri lazım. Bu ekip teklifle oluşmuş bir ekip değil. Karşıdakilerin bu işi severek, isteyerek canı gönülden yapması lazım. Öbür türlü başarı gelmez. Sabır işi. Çünkü turnuvaya katılan 420 kişinin 420'si de mutlaka bir şey soruyor. Özel istekler olabiliyor. Sükunetinizi, sakinliğinizi kaybetmeden herkese yardımcı olunması gerekiyor. Turnuvanın aksamadan yürümesini sağlamanız lazım. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu başarı geliyor. Ben sadece yazıyorum, çiziyorum ama onlar başarılı olduğu için ben de başarılı olmuş oluyorum. Ekibi çok seviyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Onları alkışlıyorum. Onlar da buraya geliyorlar. Hoş geldiniz gençler. Kutlu Arif tam kadroyuz. Adım Metin Erikler. Ben İstavder Tavla Turnuvası'nın bir görevlisi olarak hizmet vermekteyim. Lojistik kısmının %99'unu ben tamamlıyorum. Tavlaların bütün lojistik bakımı, toplanması, dağılımı her şey benim elimden geçiyor. 9. yıl dönümü dolayısıyla katılımımızın 422 olması beni üzdü. Ben 500-600 hatta daha çok bekliyordum. Herkese teşekkür ederim. Herkesi bu turnuvaya davet ediyorum. Lütfen hepiniz buyurun geliniz. İsmim Kutlu Kaya. Yıllardır İstavder ekibinin bir parçasıyım. Aylarca uğraşarak emek verdiğimiz bir organizasyonda yer alıyorum. Bu organizasyonda bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Zevk alarak işimizi yapıyoruz. Gece geç saatlere kadar hazırlıklar sürüyor. Burada ortalama 4 gün içerisinde 1600-1700 kişiyle yüz yüze geliyoruz. Herkesi kırmadan isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekip olarak çok yoruluyoruz. Ortalama bir rakam vermek gerekirse 5000 maç yapılıyor. Yine bu 5000 maç içerisinde problemler oluyor, çözmeye çalışıyoruz. Geç saatlere kadar insanlarla yüz yüze geliyoruz. Kimseyi kırmadan işimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Merhaba, ben Caner Cenk Çorbacıoğlu. Yaklaşık 8 senedir İstavder'in organizasyon sorumluluğunu yürütüyorum. Bir aile içinde benim de hep beraber bir vücut, yani bir insan vücudunu oluşturur gibi
hepimiz bir aradayız. İşte her turnuva, her bir heyecan. Turnuva bittikten ertesi saati, akşamı yeni bir heyecan, yeni bir hazırlık. Yani bir aile nasıl bir şölene çeviririz, yeni bir dahaki turnuvada nasıl bir üst basamağa çıkarız, her onun için çalışıyoruz. Asıl mesleğim makine mühendisiyim, tekstille uğraşıyorum. Ama yani işimin %50'sini de bu tablonun içindeyim gibi. Burası İstavler'in doğumunu kutladığımız yer. Her sene daha iyiye gitmesi için biz elimizden geleni ekibimizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz, nasıl yapabiliriz, daha yüksek çıtaya ulaşırız. Zaten katılım sayısı da olsun, organizasyonun büyüklüğü de olsun, her sene yukarıya doğru gidiyoruz. Seneye bugün bitiyor, bugün hayırlısıyla turnuvanın sonuna geldik. 10. turnuvayı nasıl daha iyi yaparız, daha çok kişiye ulaşırız, her şey mükemmel olmak için yine çalışacağız. Sadece İstavder'in kuruluş yıl dönümü değil, bu Türk tavlasının kuruluş yıl dönümü, bu birkaç sene sonra dünya tavlasının yıl dönümü olarak anılacak. Dünyanın en büyük tavla olayı olacak. Dünyadaki tüm tavla severler buraya katılmak için günler öncesinden, haftalar öncesinden programlarını yapacaklar. Bunu kaçıran da üzülecek. Bir tavla severin olmak istediği tek turnuva İstavder'in kuruluş yıldönümü turnuvası olacak. Aileyiz, büyümeye devam ediyoruz. Önemli olan dostluk, kardeşlik, arkadaşlık. Bu düşüncelerimizden taviz vermeden devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara, bütün ekibe, İstavder'in kurulmasını sağlayan arkadaşlarımıza, yabancı oyunculara, İzmir Tavla'ya, Başkent Tavla'ya, Marmaris Tavla'ya, özellikle Marmaris Tavla'nın bu turnuvada kattığı renk çok güzeldi. Turnuvayı uçurdular, herkese pozitif enerjilerini dağıttılar. Saymadığım dernek kaldı bilmiyorum, Sakarya Tavla'yı saymadıysam kusura bakmasınlar. Onların yeri ayrı, onların sayesinde Başkent Tavla Derneği kuruldu. Tüm derneklere, tüm arkadaşlara, tüm dostlara teşekkür ediyorum. 10. yıl dönümünde buluşmak üzere. Efendim böyle bir turnuva yaptık. Kolay olmuyor. Bu kadar insanın emeği var. Alkışlarsanız mutlu oluruz. Applause for all our team. Thank you. Teşekkür ediyorum her şey için. Thank you very much. 422 oyuncuyla her sene üstüne koyarak devam ediyoruz. Çok güzel, sorunsuz bir turnuva gerçekleştirdik. The number of the players were 422 this year. Every year the number is increasing and it has finished without any problems. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. And for that we thank you all. Turnuvada görevli staff kadrosu adam başı 45 kilometre yol yürümüş. And this is also interesting. Every staff has walked 45 kilometers during this tournament. İlk özel oyuncumuz Kuzey Kıbrıs'a, yavru vatana gidiyor. First special player award is going to Northern Cyprus Republic. Çelen Taran, hanımefendi efendim. Çelen this Taran. Çelen Taran from Northern Turkish Republic.
Carmen Acun hanımefendiyi buraya çağırıyorum. Carmen Acun. Miss Carmen Acun. Özel oyuncumuz da İran'a gidiyor. And another special player award to Iran. Geleceğin Iranian dünya şampiyonu player olacak diye düşünüyorum. We hope he is the next or in the future world champion. Hamid Reza Shakaraki. Hamid Reza Shakaraki. Öncesi uzun uzun anlattım ama bir kere daha değinmek istiyorum. 2009 ya da 2010 ilk defa bir turnuvamıza geldiğinde Ufuk Aksak sponsor olabileceğimiz bir şey var mı dedi. Nasıl yani dedim. Yani nasıl bir şekilde yardımcı olmak istiyorum. Sponsor olabileceğimiz, katkı sağlayabileceğimiz bir şey var mı dedi. O zaman bende bir fikir oluştu. Demek ki birileri sponsor olabilir buna diye. O günden başlayarak sayısız desteği oldu, sayısız emeği oldu. Hak eden gizli kahramanlarından biridir. Kocaman alkışlar mı? In 2009, Mr. Ufuk Aksak has come to Fuat Erdağ with an idea of a sponsorship. Dayım sayesinde tanıştığımız için, camiamıza kattığı için dayımın bu plaketi takdim etmesini rica edeceğim. And the next special player gerçekten award. Gerçekten dayım değil ha. Tavlanı kazandırdı dayımı. Erol Özsoy beyefendiyi alkışlarla buraya rica ediyorum. Mr. Erol Özsoy. Erol Bey'in çok güzel bir oteli var Ürgüp'te. Hep beraber büyük bir turnuva yapacağız orada. Bizi ağırlayacak herkes ücretsiz. Hem tatlı, hem sevimli, hem güzel, şeker gibi, badem gibi bir kız. And the last special player award. Very special, very dear, very cute. From Bulgaria. Bulgaria. Alexandra. Alexandra. Dilekçe yazdı. Ben de dedi vekil tayin ediyorum. Kıbrıslı bir oyuncu sahneye çıksın. Halim Kuveyk geliyor efendim. Representing him. From Northern Cyprus, Turkish Republic, is coming to the stage. Mesut Ahmetpur. Mesut Ahmetpur from Iran. Sinan Sütçüoğlu. Mr. Sinan Sütçüoğlu. Buradalar. Alkışlıyoruz efendim. Son bir puanımız Aşkan'a gidiyor efendim. Aşkan. And the last double match point tournament winner. Geldik doubles aktivitesine, çiftler aktivitesine. And the doubles consulting tournament. Vallahi kendine bir lakap takmış, bizim takımımıza da takmıştı. Taş fırın erkeği miydi? Taş fırın erkek. Marcel Gez, Adnan Tayfur, Bursa'dan efendim. From Bursa. Ekibimiz. Marcel Gez, Adnan Tayfur. Büyük alkış, çiftler finalistleri. Doubles, finalists. Geldik şampiyonlara, çiftler şampiyonlarına. Abazatti, Georgi, Thomas, Georg Golomny. From Georgia. From Georgia, our winners. Son şans. Finalini yapamadık. Finalist ve winner'ı birlikte çağıracağız.
last chance activity hasn't finished yet, but we're gonna call finalists here. Kamran, Şarifi ve Murat Murat alkışlarla. Murat Murat from Greece and Kamran Şarifi from Iran. Last chance finalists. Finalist Jakob Kudrin. Jakob Kudri is the finalist. Ve şampiyon geliyor efendim, Suat Seven. And the winner of the first day loser tournament, Mr. Suat Seven. First day losers winner, Suat Sarı. Suat Seven. Ana aktivitede ilk 8'e girenlerin ödüllerine başlıyoruz. First 8 will getting an award in the main category. Rusya'dan Alexey turnuvamızın 8.'si oldu. 8th place of the main activity. Yedinci olan oyuncumuz 7th place in the main activity. Ukrayna'dan Jürgen. Turnuvanın yedincisi Ukrayna'dan Eugene. Alkışlayalım lütfen. Applause please for the seventh place. İstavder'in bel kemiği Ulvi Cangazi. Mr. Ulvi Cangazi. Also, 6. olarak turnuvayı tamamladı. He's been in the society since the society has been founded. Sixth place in the main activity. Beşinci olan oyuncumuz Lübnan'dan. Fifth place in the main activity. Tony Bernaba. From Lebanon, Mr. Tony Bernaba. Değerli oyuncu, usta isim Tony Bernaba. Tony Bernaba from Lebanon. Dördüncülük kürsüsü Mehmet Hulusi Tümer. Fourth place in the main activity, Mr. Mehmet Hulusi Tümer from Istanbul. Evet, 3 tane şampiyonumuz var. Dinçer Güneş, Bülent Karabulut, Cihangir Çetinel ya. Pardon. Dinçer Güneş, Cihangir Çetinel and Bülent Karabulut. All players awarded to the stage. All players with a trophy, please to the stage. Evet, bu başarılı oyunculara büyük alkış lütfen. Big applause please. Alkış devam lütfen. Alkış. Applause please. Turnuvanın en başarılı oyuncularına bu kadar mı alkış? For the successful players. Onuncu yıl dönümümüzde bir engel çıkmazsa, bir cenazemiz olmazsa, bir hastalığımız olmazsa hiç görmeyeceğiniz, görmediğiniz bir turnuvayı yaşayacaksınız. Şimdiden bunun müjdesini veriyorum. And I would like to inform you that in 10th anniversary tournament there will be a very big event that you have never experienced. Bir sene sonra görüşmek üzere. See you next year. Bye. Yoruldunuz. Bittik, tükendik. Daha 2 gün buradayız. İyi, iyi. Hadi ben çalışıyorum ya. Çalış lan. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Zulüm, zulüm içerisinde, zulüm görüyoruz. İlk
ilk zamanlarda tabii eve gelen oyuncularla gırgır şamata anlamında giden tavla macerası. 2000'li yıllarda küplü tavlayla tanışmamla... Yabancıların olduğu turnuvalarda derece yapsana diye. İnşallah. Kestik mi? İyi, tamam. Wow, lan bunu unuttum ben. İngilizcesini dinleyip artık şey yapacağız. Üstüne. Ne zaman? Dur bir dakika. Ben bir saniye bu arada bir konsantrasyon olmuyor. Geçin. Dur. Gel. Yorgunluktan gözleri şaşı bakıyordu. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Korkuyorum. WhatsApp'tan motive ediyor. Arkadaşlar her şey çok güzel olacak diye. Şu anda da motive ediyor.